ekibini yakalamaya çalışabilirler. Yani o şekilde bir takım savaşı kovalamayı düşünebilirler. Ben şunu söylemek istiyorum. Açıkçası Team Turquality'nin bana da öyle geliyor. Kesinlikle sana katılıyorum ve duraklatma bitti. Burada Team Turquality ile Beşiktaş Şampiyonluk Ligi birinci hafta ikinci gün. Artık birinci haftanın son maçındayız. İkinci günün de son maçındayız. Ve arttırmaya devam ediyorlar. Şimdi üst koridorda saldırının başı dertte. Çok güzel bir sıçra. Çok güzel bir sıçra. Tanki skorunu alabilecek mi diye bakıyorum. Tanki orada sıçrası kullanmak zorunda kaldı. Saldırının de manası kalmıyor. Dolayısıyla iki oyuncu da geri çekildi ama Teokolis oraya geliyor şimdi tanki skorunu almak için. Üzerinde yüksek bir hasar var şimdi Teokolis'in. Bakalım oradan kaçmayı başarabilecek mi? Hayır! Zairas orada skoru aldı. Taldir'in çok az manası var. Zairas herhangi bir kitle kontrolü olması durumunda orada bir skor da alabilir. Bu arada orta koridorda Longbin'in sıçrasını atmak zorunda kaldığını görüyoruz. Ama sürekli olarak çalının içinde kalarak rakibine bir tehdit unsuru oluşturuyor. Şimdi orada ultisi kullandı. Killers'in üzerinde tutuştur da var ama delici orada yetişmedi. Ve Killers burada kaçmayı başaracak gibi görünüyor. Bakalım Unit Mac kaçabilecek mi? Şimdi orada yavaş yavaş mızraklarını birleştiriyor. Alt koridora gelen bir ışınlanma var. Bu arada arka tarafta Teokolis'in Sivir yani Killers'i öldürdüğünü gördük. Şimdi oradan kaçmaya çalışacak Beşiktaş ikilisi. Arka taraftan Taldir'in de yetiştiğini görüyoruz. Sıçra geldi tankiden ve burada Kalista skorunu Nardius'u almayı başarıyorlar. Teokolis arada yakalandı. Teokolis'i öldürmeye başardı Team Turquality. Bakalım Taldir'in orada bir şey yapabilecek mi? Kaçabilecek mi Beşiktaş kaçabilecek mi Team Turquality? Enerji geldi. Enerjiden ulti görebilecek miyiz diye bakıyorum ama hayır. Enerjinin yetişmesi işe yaramadı ve Beşiktaş aldığı bir skoru verdiği iki skorla ödemek zorunda kaldı. Bugün ilk ejderhasına gidiyor 12. dakikaya girerken rahat bir biçimde alacaklarmış gibi duruyor bu ejderhayı. Evet, 12. dakikaya girmek üzereyken Teokolis burada ejderhayı katletti ve Beşiktaş 1-0 öne geçiyor ejderhalarda. Bu arada enerji kötü yakalandı ve orada sıçrası kullanmak zorunda kalıyor. Ulti sadece tankiye vuruyor ama tanki hali hazırda biraz tanki olduğu için yani evet. Unit Peki Dumbledore şu anda attığı bütün ölüm cezaları onu tutuyor diyebiliriz. Bu arada orta koridorda güzel baskın enerji şimdi ultisini de kullanıyor orada Longbi tankin üzerinde ama inanılmaz bir hasar yedi ve burada skoru alan son anda yetişen Taldir'in oluyor. Tanki oradan kaçabilecek mi diye bakıyorum ama kameramız üst koridora doğru döndü. Tekrar ortaya döndük. Bir skor daha. Bu skoru alan da enerji oldu ve iki skor birden çıkartıyor Beşiktaş Team Turquality'nin başlattığı savaştan. Koridorlara baktığımızda Taldir'in ışınlanması var ama hala üst koridorda. Tanki orada şansını deneyecek gibi geliyor. Şimdi içeri geldi ama Teokolis orada ejderhaya alın isim oldu. Taldir'in çok güzel bir yere geldi ama orada güzel bir çıpa. Taldir'in şimdi arka tarafta yakalandı. Bakalım çok yüksek bir hasar var üzerinde. Ölecek mi? Tutuştur da var. Mükemmel bir Orion ultisi. 3 kişiyi birden içeri aldı. Arka tarafta Taldir'in öldüğünü gördük. Killers orada Taldir'in öldürür. Zairas şimdi 4 kişinin arasında. Zairas öldürmeyi başaran neredeyse oldu. İki nişancı da karşılıklı skorlar alıyor. Ve burada Beşiktaş ejderha dolayısıyla biraz daha üstün çıkan taraf oldu bu takım savaşında. O ejderhaya cevap vermesi biraz daha zorlaştırdı. Şimdi ejderhanın 3000 cana kadar indiğini görüyoruz. Tabii hem Kalista hem de Nuno olan bir takıma karşı ejderha çalmak mümkün değil neredeyse. Çünkü baktığınız zaman gerçek hasar seviyesi çok Beşiktaş çok yüksek. Kötü pozisyonda yakalandı şu anda Team Turquality. Arka tarafta güzel bir Nautilus ultisi geliyor. Taldir'in çok kötü yakalandı ve anında eridi. Beşiktaş istemediği bir biçimde girdi savaşa aslında burada. Teokolis'ten yavaşlatmak adına bir ulti geliyor. Arka tarafta şimdi Unit Mac'in yakalandığını görüyoruz. Dumbledore'dan gelen ölüm cezası yeterli olmuyor. Ve Team Turquality tek bir skor çıkartarak burada şimdi ittirmeye devam edecek. Açıkçası Taldir'in neden oradan girdiğini anlayamadım çünkü bir anda 4 kişinin arasında yakalandı. Hani Taldir'in ultisini de kullanmadı evet, bu arada. Evet, hani sıçrası da var. Kullanamadı da değil çünkü kullanabileceği pozisyon vardı ama bu noktada yine Orion ultisi kaçınca. Bakalım Beşiktaş ekibi hızlı bir şekilde Baron'a girecek. Sivir'in alt koridorda olduğunu gördüler mi emin değilim ama takım da kasıyor. Pierre üzerine Kalista varken, üzerine bir de Nunu varken bu şekilde bedavaya Baron alabiliyorsunuz. Evet, ya Baron eridi adeta. Çok 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 hızlı bir biçimde aldı Beşiktaş o baronu ve az önceki takım savaşında elde ettikleri dezavantajı hemen tersine çevirmeyi başardılar. Altın farkında zaten 4000'lik bir üstünlükleri var. Sadece harita etrafında dönüyor. Manevra yapıyorlar, rotasyon yapıyorlar. Skor kovalamadan baron güçlendirmesiyle beraber kuleleri indirmeye devam ediyorlar ki bu kulenin de rahatlıkla düştüğünü göreceğiz. Evet ama Teokolis kötü pozisyonda kalabilir. Bu arada Nardius şimdi 4 kişinin arasında oradan çıkabilecek mi diye bakıyorum. Hayır, fena yeterli olmadı. Arka taraftan Taldir'in geldiğini görüyoruz. Enerji şimdi oraya yetişti ve Taldir'in üzerine topunu bıraktı. Ve güzel bir ulti. Mükemmel bir ulti. Hem Taldir'inden hem de enerjiden takım savaşını tersine çevirmeyi başaran bir Beşiktaş görüyoruz. 3 oyuncu birden düştü. Arka tarafta Longbee'yi de öldürmeyi başarıyorlar. Ve Zairas nerede? Zairas etrafta görülmüyor. Hala tam cana sahip.
takım savaşına gelmemiş durumda ve Inlictor düşüyor burada. Beşiktaş belki de oyunu bitirmeye gidecek. Bir ölüm cezası daha. Zyra'nın orada çok az canı kaldı. Bakalım öldürmeyi başarabilecekler mi? Evet, öldürmeyi başarıyorlar ve Beşiktaş tek takım savaşıyla oyunu bitirmeye gidiyor. İnanılmaz. Baron güçlendirmesi var. Minyonlar onların yanında. Biraz riskli, biraz riskli, evet. Yani büyük bir ihtimalle bu kuleyi alıp geri dönmeyi düşünebilirler. Evet, onlar da bunu yapacaklar. O riski almak istemediler. Oyunu bitirmeden, yani ne de olsa takım savaşını kazandık. 5 kişiyi öldürdük. Maçı bitirmeye çalışacaklardır. Evet, tabii şu an ultilerini beklediler. Dumbledore'un ultisi de gelmek üzere yanlış görmüyorsam. Şu an çok çok az bir süre kalmış durumda. Ve onunla birlikte bir şey yapacaklar şimdi. Dumbledore orada tanky'e çok çok kötü bir pozisyonda bıraktı. Bakalım orada ölüm cezası gelecek mi? Evet, tanky çok kötü pozisyonda. Onun düştüğünü göreceğiz şimdi ve tanky öldürmeyi başaran isim Nardius oluyor. Arka tarafta Zyra's şimdi 4 kişinin üzerinde. Güzel bir Nar ultisi yeterli olacak mı diye bakıyorum. Çok güzel biçimde sıçrayla beraber oradan kaçmayı başardı ama arka tarafta yakalanan Yürütmek öldürdüler. Güzel bir ulti. Longbee'yi de yakalamayı başarıyor. Ve 2'de 2 yapan bir Tal'Drin. Artık Beşiktaş'ın oyunu bitirmek için önünde hiçbir engel yok sıçrayla beraber. Enerji. Tal'Drin, Dumbledore. Bir de arkadan gelen Fener. 3 Beşiktaş oyuncusu sıçrayla beraber rakip üstüne girdi. Yaz mevsiminin en iyi sıçraları bunlar ve ya. Ve orada bir de ölüm cezası tutuyor. Bakalım Zyra'sı düşürmeyi başarabilecekler mi? Evet, onu da öldürmeyi başarıyorlar. Ama karşılığında Nardios'u kaybettiler. Beşiktaş Şampiyonluk Ligi yaz mevsimine 2-0'la başlıyor. Çok çok güzel bir oyun. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Team Turkuaz ilerisi için umut veriyor.